Hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. Bugün de sizinle beraber fırında tavuk yapacağız. Bakalım fırında tavuk nasıl oluyor? Bir zahmet görelim arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. Bugün de pek yoruldum. Ondan sonra her yerim kaldırdım. Ondan sonra bugün dedim teyzeme tavuk çıkardım dolaptan. Bugün dedim fırına tavuk koyuverelim. Dattan mattan yiyemiyoruz dedim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getiriniz arkadaşlar. Hoş geldiniz işte, sefa geldiniz işte. Hadi eyse. Hoş geldin. Bülentciğim bugün tavuk yapacak bana. Tavuk Allah razı olsun. Bu yorgunluğun üstüne bana tavuk yapıyor. Sen yoğurdun dün haşa gülüm. Her yeri kaldırdım ben dün. Öyleymiş Bülent'im her ya. Her yeri kaldırdım. Evet Bülent, bana da bir misafirim geldi. Gökhan biliyorsun işte. Biliyorum. Ondan sonra o iş olsun canım benim ya. Sağlık olsun her şeyde. Komşuya çektir benim Allah razı olsun. Valla tertemiz yapmışsın valla. Pırıl pırıl olmuş her yer Bülent. Vallahi ben değiştirdim. Baksana. Gördüm, halılar değişmiş arkadaşlar, görüyor musunuz? Aha. Bakın halılar değişmiş. Valla yerler ayna gibi parlıyor arkadaşlar. Ne diyen be teyze, ne diyen? Maşallah. Bir seyircimiz de demiş ki bize flört yapıyorsun çekim yaparken demiş kı teyze. Ne demiş? Şov yapıyorsun demiş. Daha önceden temizledin herhalde öyledik bize. Vallahi. Yok arkadaşlar. Ne temizledim ne bir şey ettim. Allah biliyor. Ben kimseye yalan konuşamam. Şimdi, ve ahiretimi de yalan konuşmayla yapamam. Tabii ki. Tabii ki. Aynen öyle Bülent'im. Ya şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Bülent'im her gün temizliyor. Her gün temizliyor buraları zaten. Ben her yeri şartlayamadım. Şartladı. Bu üstüne de zaten hani o kadar da kir olmaz zaten de. Bülent gene de rahatsız oluyor. Ben rahatsız oluyor. Doktor da destek bile aldım. Olsun arkadaşlar. Gene de teşekkür ederiz arkadaşlarımıza. Doktor da destek bile aldım. Destek. Evet evet. Doktordan bu psikiyatri olarak destek aldım. Evet, neden dersen? Temizlik konusunda. Evet. Evet arkadaşlar ben öyleyim yani. Ben her yer şartlanmayınca olmaz. Namaz kılınmaya şartlanmayınca. Arkadaşlar bizim Kastamonu'da yani yapan yapar. Yapmayanı bilemeyiz de. Değil mi Bülent'im? Evet yani. Yapan yapar. Yapmayanın hani her dört dörtlük diyemem yani. Çünkü görmedikten sonra göz görmeyince gönül katlanıyor bazı şeylere. Evet evet. Ya şimdi biz Bülent'i tanıyoruz. Ben teyzesi olarak da çok affedersiniz ama hani şey gören göz kılavuz istemiyor. Yani. Gerçekten temizdir arkadaşlar. Bunun bir alternatifi de sunamayız. Ya ben bazen diyorum ya hep ne kadar iyi olursanız olun arkadaşlar. Ne kadar iyi ol. Geri bir fazlasını isteriz değil mi? Ben de şov yapıyor diye de. Ben daha para kazanma bölümünü açmadım. Nasıl şov yapıyor? Aynen öyle. Aynen daha bak. Daha para kazanma bölümünü açmadım. Bile. Gerçekten arkadaşlar açmamış. Bak gerçekten öyle. Açsam reklam çıkar derse. Emin olun gerçekten açmadı. Reklam çıkar zaten açmış olsam. Evet doğru konuşuyorsun Bülent'im. Açmış olsam reklam çıkar. Ya biz var ya hani biz Kastamonu yemeklerini tanıtmak babında. Evet. Sizlere karşılarınızda. Siz güzel insanlarla tanışmak evet, babında. Saygı ve sevgi çerçevesinin içinde sizlerle buluşmak için de. Biz bunları sunuyoruz arkadaşlar. Bizim başka bir farkımız yok yani. Yani. Gerçekten öyle. Hani benim de mesela benim de koskocaman Bülent kadar oğlum var. Ne Bülent ne ben. Şov peşinde değiliz arkadaşlar. Değil. Gerçekten değiliz. Hani herkesin kendine göre keşke hani bizim penceremizden keşke baksanız bazı şeylere. Doğru. Evet teyzeciğim bugün de böyle yap beğendim bu teyze. Bülentciğim her zaman için gerçekten dört dörtlük diyebilirim yani. Öyle mecbur evde kız olmaca neticesin yaşlı karıyı mı çalıştırıyor Cenan Hanım'a? Aynen öyle arkadaşlar biz de mesela yaparız ufak tefek yardımlarında bulunuruz ama... Bülent'im hani gene de oturun biz yapalım. Tabii biz de ufak tefek gene bulaşıkları yani, kaldırıyoruz, ediyoruz ama... Misafirim gelince ben iş buyurmuş gibi olma ya. Yani. Yani biz gene de ufak tefek yardımlarda bulunuyoruz ama yaptırmaz. Tabii ki Bülent benim oğlumla yaşıt. Ben de annesi benden 7-8 yaş büyük arkadaşlar. Evet. Hani ben de kendi halimde bir insanım yani. Bülent'im zaten maşallahı var. Subhanallah maşallah diyorum. Bülent'imizi severiz yani. Çok severiz arkadaşlar. Teyze soğan ne diyeceğin? Yağı akacak soğanların için anladın mı? Arkadaşlar bir de ben Bülent'e çok böyle şeyde bulunuyorum ya. Bülent evet, Bülent doğru. Bülent çok beceriklisin. Ben bunu kesinlikle Bülent'in yüzüne karşı konuşmuyorum arkadaşlar. Bülent gerçekten becerikli olduğu için konuşuyorum. Gören göz kravuz istemez. Yani bunu gerçekten yani hani bazı arkadaşlarımız yorum yapıyor. Sizi samimi bulmuyorum diye. Yani çünkü ben samimi bulup bulmamanız önemli değil. Ben sadece Bülent'e video konusunda yardımcı oluyorum. Bir teyze olarak. Yapınca da güzel lezzetli oluyor. Bülent güzel yapıyor şimdi. Ben nasıl diyeyim ki? Kötü hani değil. Kötü diye. Nasıl diyebilirim? Öldüğüm zaman elimi kim yanıma koyacağım arkadaşlar.
Doğru. Teyze. Şimdi gari bırakalım o besti geçelim. Bugün de dedim tavuk koy vereceğim. Köy tavuğu bile yan değil mi? Köy tavuğu evet. Kestiğimiz tavuklar arkadaşlar Daday'da. Kestiğimiz tavuklar. Bilentim soğanları soydu. Soğanları böyle bütün koy vereceğim. İçine de yağ hıcı datta matta yiyeyim. Özbek tatlı olur. Evet arkadaşlar. Sabahın da yarısını dedim anamı pişirmeye. Niki tavuk çıkardım biliyor musun? O sulu seviye. Limon sıkıp da. Sabahın da onu pişirmeye. Ne diyorsun bu teyze? Bilentciğim işini bilir. Maşallah subhanallah diyorum. Ne diyeyim? Bilentciğim gerçekten işini bilir. Teyze borcama koyuyoruz. Şunu bir kere daha yıkadım, güzelce ısladım biliyorsun değil mi? Arkadaşlar akşamdan leğenin içine ıslamış. Benim geldiğimde öyle gördüm. Ondan sonra tertemiz yıkamış. Tabii. Bilentciğim tavuk durdukça kan çıkartır değil mi? Ondan ısladım akşamdan bu tercihine. Çünkü köy tavuğu ya arkadaşlar. Öbür tavukların fazla kanı olmaz. Şuna bak tatta mahtan yiyemeyiz. Ah yavrularım siz de gezerdiniz. Kılıyor mu teyze? Teyzeciğim evet Bilentciğim. Teyze bu tavuğu şöyle koyduk. Yakınlaşayım mı Bilent? Yakınlaşalım. Korkma bir şey yok. Bak arkadaşlar böyle... Gördün mü teyze? Evet Bülent'im. Böyle ettik mi? Yaptık. Şöyle soğanları da bütün koy vereceğin. Bunu soğanları yıkamak. Buraya mı el alem anlamı başlayalım. Soğanları yıkayalım. Şimdi teyze. Bülent'ciğim. Men Rabbike var ya hani Muhammed. Seni çok seviyormuş. Senin sesini duyduğu zaman hop oturup hop kalkıyormuş. Allah razı olsun. Ona selam söylemek ister misin? Tabii. Çok selamlar olsun Kastamonu'dan. Bülent abim çıktı diyor. Çok seviniyormuş. Ne diyeyim kız teyze ne diyeyim? Seni çok seviyorlar Bülent'ciğim. Allah razı olsun. Şöyle içine yağ girsin diye diyen biliyor musun? Tattan mattan yiyemiyoruz. Zaten tattan mattan yiyemiyoruz Bülent'im. Onun tavuğun yağı da akacak şimdi teyze. Yemin ediyorum geçen bir tavuğun yağı nasıldı Bülent? Maşallah köy tavuğu olduğu için değil mi Bülent'im bunlar? Başka amaç yok. Yani maşallah bir tavukta bir yağ var. Bütün koyun arkadaşlarım. Şöyle bütün koyabildim. Gördünüz mü teyze? Bütün koydu arkadaşlar bakın. Ben size yardımcı olayım. Sen ol teyzeciğim yardımcı. Dedim ben koyun tatlı olsun. Isırırsın yeriz biliyor musun? Yani ne olur Bülent onu yapınca pişince? Tattan mattan yiyemiz. Yemeyiz tattan vallahi yemeyiz. Şöyle kenarlarına da biber koy beyin. Bunu ölemiyorum fölyeye saracağım üstüne yağlı çatır. Gördün mü teyze? Görmez miyim Bülent'im? Sayın seyircilerimize de sunalım bunları. Mesela köy tavuğu ama bu arkadaşlar. Köy tavuğu arkadaşlar evet. Onu da ben söyleyeyim teyze. Cık kadar şu köy tavuğunun üstüne cık kadar yağ koyabilirim. Ne kadar koydun? Cık kadar. Şöyle soğanlarımdan başlayın duz etmeye. Cık kadar da? Cık kadar duz koyabilirim. Evet sevgili seyircilerimiz. Çakara tuz koydum tattan mattan yiyemeye şimdi aman yarabbim. Bu tatlılık ne böyle? Ne diyeyim bu teyze ne diyeyim? Evet teyze Bülent'ciğim benim. Tereyağı olmazsa olmazımız. Olmazsa olmazımız kanatların arasına koyuveyin ah yavru. Beş tatlı oldu hadi kızım sen de. Gördün mü teyze? Evet Bülent'im maşallah subhanallah. Ondan sonra doğradığım sarımsaklar vardı ya. Sarımsaklar. Şimdi şunlarla beraber aladı yiyeyim. Öyle soyar koyar Bülent. Hepsini koyun da tatlı olur değil mi? Tabii Bülent'im. Şöyle edeyim ha. Tattan mahtan yiyemiyoruz teyze. Nasıl yiyeceksin? Kıyamıyorsun vallahi. Tablo olarak koyacaksın o derece. Bunu böyle ettik mi? Yaptık Bülent'im. Ettik diyeceğiz. Yaptık değil. Ettik. Ettik. Ettik diyeceksin teyze. Evet Bülent'im. Bülent'ciğim. Gelir ben limon fölyeye ereceğin ya teyze. Evet Bülent'ciğim. O yüzden hani limon fölyenin şeyi geçmesin diye yağlı kağıt edeyim anladın mı? Aynen annesinin sağlığı için. Teyze gerçi... gel bak şöyle de gösterdin mi? Gösterdim şöyle Bülent'ciğim. Şöyle yandın ha. Koydum koy tavanı böyle soğanların içine geçecek şimdi.
dattan mattan yemeyeceğiz bu deyze. Evet Bülent'cim. Gördün mü deyze? Alüminyum, alüminyum folyem de bodoku teyze bitmişim ne etmişim. Yok yok senin bitmez Bülent'im, senin bitmez. Sen mutfakla baş başa olduğun için bitmeden alıyorsun Bülent'im. Bir tabi insan hala. Tabii değil. Tabii bitebilir. Ama öyle şeylere çok dikkat ettiğin için diyorum Bülent'cim. Bak. Aha, utandırdı bizi şimdi. Utandırdı. Böyle yer mi herhalde bana? Vardır yedekte senin Bülent. Yok tabii. Vallahi ama. Onu bütün alıyan ye. Tüh. İyi bir şey yok. Şöyle duruyor. Hadi. Zaten yanmaması için anladın mı? Anladım. Güzel pişmesi için. Aha. Sen de durmazsan durma. Ne diyeyim be? Bak beni gayetsin de daha oraya. Az olduğu için oldu ama olsun. Yine de olsun seni utandırmaz Bülent'im zaten. Yanmaması için değil zaten. Tabii tabii. Gel Deyze. Nazar. Vallahi nazar var bu evde. Oldu değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Oldu oldu. Pardon. Oldu Bülent oldu da bir daha oldu. Ne diyeyim kalmamış işte bu diyorsun ne diyeyim. Alırız bunun için. Bunu böyle koy dedim. Güzel oldu Bülent'im. Dün mutfak dolaplarını ben silmedim. Bu eser bakın teyze. Mutfak dolapların can cansın benim. Her yeri silmiş. Ayna gibi parlıyor. Maşallah. Baksana kendimi görüyorum. Aha. Maşallah. Her yerde bak şeye, şeye bak. Aynadan kendimi bile görüyorum yani buzdolabında. Öğrendim. Maşallah. Sese. Allah uzun ömürler versin. Allah güç kuvvet versin Rabbim. Teyze bunu koyduk. Ondan koyduk. Sonra şimdi 1,5 saate yakın duracak. Koy tavuğu geçmiş yerlerle biliyorsun. Şimdi o yağlanacak. Yağlanınca soğanların içine yağ girecek. Biberlerin içine yağ gidecek. Sarımsakların içine yağ gidecek. Dattan mattan yiyemeyiz şöylesine deyse. Ondan sonra bugün dedim fındık tavuk edeyim dedim. Bunun yanında bir de içli pilav edelim. Dattan mattan yiyemez deyse. Anladın mı? Evet Bülent'im. Bugün de arkadaşlar biraz sonra döneceğiz. Tavuğun size püf noktasına varana kadar göstereceğim. O fırında kendi halinde bir şey olsun. Ben size döneceğim. Allah razı olsun bana abone olduğunuz için. Beni desteklediğiniz için. Allah 1000 kere razı olsun arkadaşlar. Allah ne muradınız varsa versin hepinizin diyorum. Amin. Allah'a emanet olun. 1,5 saat sonra görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bakalım fırındaki tavuk nasıl olmuş. 1,5 saat durdu değil mi teyze? Durdu Bülent'ciğim. Evet. Üstündeki kağıtları alayım dedim de biraz da şöyle kısarsın dedim. Biliyor musun? Ooo. Haşlamış gibi olmuş bu teyze. Tabii ki. Soğanlar falan. Gördün mü? Hamur gibi olmuş. He? Soğanlar falan hamur gibi olmuş diyorum. Çok güzel olmuş. Deyze lokum gibi olmuş. Allah evet Bülent'im. Of. Soğanına bakar mısın be? Soğan tam yemelik olmuş vallahi. Vallahi. Kuzu kuzu. Of. Deyze biberlere bak. Evet. Biberler falan çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Güzelin güzel olmuş. Evet. Bunun üstüne bir de pilav yapalım. Benim dattan mattan yiyelim. Evet Bülent'im. Şöyle göster yakından. Şöyle yakından göster teyze. Gördün mü teyze? Evet. Bülent. Güzel olmuş değil mi? Güzel olmuş Bülent. Şimdi yemesin de iş kalmış Bülent'cim. Yeriz şimdi. Teyze bak bak nasıl kesiliyor. Gördün evet mi? Evet evet Bülent. Şuna bak teyze. Evet. Bir de köy tavuğu yani normal market tavukları gibi olmaz arkadaşlar. Olmaz. Deyze onu ben o tarafa alıvereyim. Tamam Bülent'im. Şurada ben şey yapacağım. Gel Deyze beri. Sen beri gel. Evet Bülent'im. Beri gel. Beri gel. Beri geleyim bari. Şimdi. Helva. Bu tayin helva. Tayin helva arkadaşlar. Fırın sıcakken dedim koy makineye basıyor. Fırın sıcakken koy veyin dedim. Biliyor ama.
Daha gazetelilik helva öyle duruyor buraya ama. 500 gram oldu değil mi teyze? Vardır evet Bülent'im. Tabii. 100 grama ne geliyor ki sanki. Vardır. Tavuk çok güzel kokuyor değil mi? Çok güzel kokuyor. Bu sarımsaklar, biberler, soğanın karışımı harika kokuyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel teyze kokuyor. Şimdi tayın helvasını arkadaşlar fırında yapacağım. Fırında yapacağım. Ama bekle. Annem yapma dedi, canı çekmiş biliyor musun? Evet. 500 gram var değil mi? Evet vardı. Fazladır belki de. Yani 500 gram dedim yarım kilo. Yani. Arkadaşlar helva bu. Bunun içine lançim ne katacaksın? Süt mü katacaksın? İki çay kaşığı. Bir. İki çay bardağı arkadaşlar. Onu ayarlayacağız biliyor musun? Evet. Ben geçen patates ezeceği aldım biliyor musun? Hadi bakalım. Bak şöyle bakalım. Yakından çekelim ki. Bismillahirrahmanirrahim. Bu iyice ezmeyince olmaz biliyor musun teyze? Tabii ki. Bunu sıcaktan koy verin hadi teyze. Ne kadar güzel bir tarif. Pratik hep. Sen de çok seviyorsun ya bunu. Evet, pratik bir tarif. Yapayım dedim hadi. Arkadaşlar, evet. Tatlı yerine yeriz. Değil mi? Bir dürüm sütlaç değil mi Bülent'ciğim bu? Öyle değil teyze. Bu tayınlı, fırında tayınlı helva. Anladım. O sütlaç olmaz. Ya bir tarz yani hani demek istiyorum. Tarzı demeyelim ona teyze. Tamam. Devamlı balıkların yanında yapardı bunu biliyor musun? Hmm. Biz devamlı yapardık bunu ah teyze. Tatlı bu. Güzel oluyor evet bunlar. Gördün mü teyze? İyice ezdi. Şey az mı geldi teyze? Sütü mü? Hayır. Helvası. Yok be Bülent. Sen şimdi onu şeyde vereceksin ya fırına. Ben yine içim rahat etmedi. Tamam ya. Sen gene bildiğini yap yani. Hani. Şöyle helvamı göster bak ben böyle alıyorum değil mi? Helvayı arkadaşlar böyle alıyor. Böyle alıyor. Çünkü dedek hani kullanıyor. Her şekilde lazım oluyor. Böyle alıyorum helvayı. Behtat oluyor teyze. Yemesi de Behtat oluyor. Maşallah. Maşallah. İyice ezeceğiz. Pırtık bırakmayacağız biliyor musun? Evet. Fırın sıcak da. Tatlı oluyor bu arkadaşlar. Çok da güzel oluyor. Tayinli. Değil mi Bülent bu? Aha tayin. Tayinli helvamız. Şaşırdım ha teyze şaşırdım. Tayinli helva olunca içine 2 bardak kadar çay bardağıyla süt kattı arkadaşlar. Sonra fırına vereceğiz arkadaşlar. Fırına vereceğim kaselerime koyup da. Ha teyze ne diyeyim ne diyeyim şaşırdım. Pürdük bırakmayacağız biliyor musun? Evet. Allah ağızladığıyla yedirmeyi nasip etsin. Değil. Amin amin arkadaşlar. Yapanlara da afiyet olsun. Çıkar da başlıkla yapayım. Çatağından anladın. Hık demiş bu helva da bu sıra. Bizim tarçın vardı hani toz tarçın. Neredeydi? Ha? Teyze. Tarçın koyuyor değil mi? Bençim sen söyle. Çok az bir şey koyuyor. Gördün mü? Çok az bir şey tarçın. Evet. Bir kaşık. Şey. Çay kaşığıyla. Benim limonlarımla. Hadi bakalım nasıl olacak bir bakalım. Teyze bir tane limon. Oy. Bir tane limon da sıkıyor. Canım benim. Tattan mattan yiyemeyeceğiz. Tattan mattan yemeyecek Bülent'cim biz. Teşekkür ederim Bülent'im. Bunu balığın yanında yapalım teyze değil mi? Evet. Ama biz yemeklerde de yapıyoruz. Mektap balığı yeme. Yani.
fark eden bir şey yok. Bizim ceviz de... katı yala bazıyla. Ben cevizi sevmiyorum. Ceviz de kullanabilirler teyzeciğim. Evet. Orada da biri. Evet Bülent'im ceviz de. Zaten biz de tavuğun yanına yiyeceğiz. Balık yok ama. Bülent'im. Ha tavuğun yanına yiyeceğim. Dattan matkan yiyeyim ben şimdi. Evet. Kaç dakika oldu teyze de diyor. 20 dakika oldu Bülent'cim. Tamam bitti bitti. Kaseleri koyacağım. Biliyor musun? Heh. Güzel oldu. Okay. Aha, tabii yapılan her şey güzel Bülent'ciğim. Bismillah. Şu tavuğu et. Dursun orada. Şunu da yapayım dursun. Şunları da çöpe atayım şöyle. Şuradan bir parça alayım. Neredesin? Akıyorsun. Teyze. Bir tane limon sıktım değmedim değil mi? Tabii ki bile limonumuzu sıktık arkadaşlar. Bir de ne kattın bilen? Tarçın katlı bir kahve kaşığı kadar. Ondan sonra... Heh. Gördün mü? Bunu da vermeyeceksin şimdi. Evet. Heh. Basit tarif arkadaşlar. Hem isteyen istenilen gibi güzel. Tattan mattan yemiyor. Tattan mattan yemiyor evet. Bence de öyle. Sen şuraya git de şöyle göster teyze. Nereye gideyim? Şöyle. Heh. Arkadaşlar bak bunları biz fırına koyacağız. Heh. Çok güzel. Evet. Güzel oldu değil mi? Güzel oldu tabii ki Bülent'im. Ne diyeyim tatlı canım çektiğini onu böyle edivedim. Helva varmış dedim. Edivecek kadar şey bu teyze. Gördün mü teyze? Şöyle koyayım Bülent'im. Bir tane limon sıktım. Şimdikten kokusu bile güzel olmaya başladı. Ben şaşırdım. Aynen aynen aynen. Ben şaşırdım. Bir tane daha var mı? Yok bir tane çıkmaz. Şöyle böyle sürüveyeceğim biliyor musun? Tamam. Zaten 4 kişiyiz yeter bize bir her şey. Aynen. Şöyle koyayım. Maşallah. Allah güç kuvvet versin Rabbim. Maşallah maşallah. Yaptık. 5 dakikada şipşap. Çok kolay bir tarif. Yapanlara da afiyet olsun. Değil mi Bülent'im? Kolay bir tarif hepsini zaten. Yanmasın. Altına çakalı su koyup edip. Uyan koysun. Koymayan da koymasın. Zehir etmez. Anladın? Evet. Vallahi pek tatlı olmuş ki teyze. Olur olur. Yapılan her şey güzel. Şöyle senin zaten yap. Şunu şöyle çöğülelim. Şunu da şöyle. Şunu da şöyle. Çiçek gibi de böyle. Maşallah. Göz zevki de önemli değil mi? Yok bu mayalı. Cüz hemen. Tamam teyzeciğim. Kapatalım şimdi. Hemen döneceğiz bir şimdi. Hemen dönüyoruz arkadaşlarım. Evet arkadaşlar. Fırınımızdan da alıyoruz. Heh. Bakın arkadaşlar. Ben böyle yanık seviyorum biraz biliyor musun? Yanık sevdiği için yani. Herkes o yüzden yapıyor. Aslında biraz daha beyaz oluyor ama değil mi Bülent'ciğim? Ben de yanık seviyorum. Fırında tayın helvası teyze bu. Tamam evet, mı? Evet. Bir limon sıktım. Bir kaşık tarçın koydum. İki bardak çay bardağıyla da çay bardağıyla da şey koydum. İki bardak süt. Anladınız mı? Bak, altı bembeyaz Bülent. Baksana ne güzel. Altı bembeyaz canım. Bakın ne kadar güzel. Şimdi arkadaşlar. Şu sütün ağzının kapağını attın mı teyze? Atmadım. Nerede? Tamam arkadaşlar bu da böyle. Göster be teyze. Gösterdik arkadaşlar. Bak altı bembeyaz duruyor arkadaşlar. Hı-hı. Görüyor musunuz bakın. Çok güzel olur tayın helvası. Fırında tayın helvası arkadaşlar. Evet arkadaşlar tavuğumuzu yaptık. Bir tencerede gömüklü et koydum şimdi. İsteyen ondan yesin. Kırmızı et koydum bir tencerede hayvan etinden koydum. Ondan sonra bir de tavuk yaptım. Ondan sonra bir de bunu yanlarında bir de şimdi içli pilav yapacağız. Dattan mattan yiyemeyeceğiz. Videonun sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bana abone olduğunuz için Allah 1000 kere razı olsun hepinizden. Beni desteklediğiniz için Allah 1000 kere razı olsun hepinizden. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Biz de şimdi bunları yiyemeyeceğiz. Dattan mattan yeneyim bakalım be. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.